Çok bozdu abi ya. Nerede o eski günler? Ben böyle düzenin ta dediğinizi duyar gibiyim. Ne zaman o Cartoon Network yazısı CN oldu, işte o zaman her şey bozdu. Hayatımız bile bozuldu yani. Ciddi söylüyorum, ülkelerin ekonomisi bile bozuldu. Cartoon Network'e hakkımı helal etmiyorum, buradan söylüyorum. Adamların Cartoon Network yazısını CN ile değiştirmesi küresel bir sıkıntıya yol açtı. Eski günler gelecek diye 25 yaşına geldim. Ama hala umudum var. Neyse, bu videoda Cartoon Network'ün aslında neden bozduğunun mantıklı bir açıklamasını sizlere yapmaya çalışacağım. Yani duyduklarımı anlatacağım diyeyim. Lafı daha da fazla uzatmayayım, daha da fazla cıvıtmadan videomuza geçelim efendim. Cartoon Network'ün bozmasının birkaç nedeni var. Ama başta şunu da söylemek istiyorum. Sadece bozan Cartoon Network değil. Diğer tüm çocuk kanalları neredeyse bozdu diyebilirim. Hatta bir tanesi kapanmıştı geçenlerde. Ama hiçbiri Cartoon Network kadar daha böyle dikey bir şekilde düşüş yaşamadı. İlk neden olarak demografi değişikliğinden bahsedeceğim şimdi. Yani Türkçesi meali hedef kitlenin değişimi. Yani artık ben seni iplemiyorum. Benim kitlem değişti abi. İstiyorsan git, istiyorsan kal demek oluyor bu. Eskiden hem küçük yaştaki izleyici hem de genç yetişkinleri hedefliyorlardı. Ama bu zamanlarda hedeflerinde biz yokuz sanırsam. Ben Deniz, Samuray Jack gibi çizgi filmleri babam bile izliyordu benim. Ama şu anki çizgi filmleri izlemesi imkansız tabi. Benim de olduğu gibi. Çünkü hedef kitle 0 ile 11 yaş arası oldu. Hatta 0 ile 5 yaş bile diyebilirim. O kadar düştü yani. Ama tabi buna bizim elimizden gelecek bir şey yok. Ama bu tür bir değişikliğe gitmelerinin önemli bir nedeni var aslında. Belli yaştaki kişiler genelde izledikleri dizileri eleştirir. Yani olmamış bir çizgi film mi? Olmamış diyebiliriz. Beğenmeyebiliriz. Ama 0 ile 10 yaş arasındaki bir izleyici genelde bu eleştiriyi yapmaz. Bu yaş aralarındaki çocuklara genelde ne sunarsan sun önüne izlerler. Çok fazla da eleştirmezler açıkçası. Benim kuzenim var 5 yaşında. Ondan biliyorum yani. Çocuğun önüne ne korsan izliyor. Yani bu sebepten dolayı şu anda hedefledikleri kitleler onları çok az eleştiriyor. Ve ne sunarlarsa sunsunlar genelde izliyorlar. Ve bu durumda Cartoon Network ve bunun gibi kanalların fazlaca işine geliyor. Hedef kitle değişimi programı aslında baktığımızda sadece kanalları da etkilemiyor. Normal fiziki bir ürünü de etkileyebiliyor. Onun pazarlama stratejisini değiştirebiliyor. Bir diğer neden ise her ne kadar kabul etmek istemesem de büyüyoruz arkadaşlar. Siz de bence kabul edin. Realiteden kopmayalım yani. Yaşlandığımızın bilincinde olalım efendim. Kimimiz 16 yaşında, kiminiz benim gibi 25 yaşında veya 30 yaşlarında. Bunun ne olduğu çok da fark etmiyor aslında. Hepimiz ileriye gidiyoruz. Yani demek istediğim, aslına baktığımızda çocukken çok fazla sevdiğimiz yapımları aslında yaşımız geçtiği için de sevmiyor olabiliriz. Küçükken çok seviyordum lan bunu dediğimiz çizgi filmleri şimdi baktığımızda sevmeyebiliriz. Kendimden örnek vermem gerekirse ben Gumball'u çok seven bir kişiydim aslında. Ama geçenlerde izlemeye kalktığımda o eskiden aldığım hazzı alamadığımı fark ettim. Bunun nedeni bölümlerden vesaire şeylerden değildi. Benim yaşımım ilerlemesinden ötürüydü. Bunun farkına varabilmiştim yani. Bu şekilde aslında bir şeylere bok atmadan önce kendinizi tartmanızı öneririm arkadaşlar. Acaba yapım mı değişti? O izlediğimiz şey mi değişti komple? Yoksa biz mi büyüdük? Bizim algılarımız mı değişti? Bunun da farkında olmak lazım aslında bence. Tabii yapımlar da değişti ama aslında baktığımızda biz de değiştik. Son olarak söylemek istediğim arkadaşlar, Cartoon Network veya herhangi bir çocuk kanalı veya diğer kanallar eskisi gibi olmayabilir. Ama bizde bıraktığı hatıraları kimse küçümseyemez, kimse azımsayamaz. Çizgi filmlerin altın çağı her zaman anılarımızda yaşamaya devam edecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.